4.725 eylem yapıldı. 5.000 kişi yaralandı. Milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi. Taksim'de başlayan Gezi Parkı eylemlerinin ardından İçişleri Bakanlığı bir rapor hazırladı. Bakanlık eylemlerin röntgenini çekti. Eylemlerdeki örgüt profilinden örgütlenme şekillerine kadar birçok ayrıntıya girildi. Rapora göre eylemler 80 ilde görüldü. Bir tek Bayburt'ta eylem yapılmadı. Eylemler sonrasında 5.341 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların birçoğunun marjinal sol örgütlerle bağlantısı tespit edildi. Bazı örgütlerin özellikle üniversitelerin açılmasıyla eylemleri hızlandırmak için çaba sarf ettiği ortaya çıktı. Bazı örgütlerin de öğrencilere eylem karşılığı burs vaat ettiği rapora yansıdı. Raporda bir başka çarpıcı başlıksa grupların örgütlenmesi oldu. Sosyal medya aracılığıyla eylemlerin yönlendirildiği ortaya çıktı. Özellikle 20 Twitter adresinin günde 5.000 tweetle eylemleri yönlendirdiği tespit edildi. Twitter'da 150 konu başlığı altında 39 milyon paylaşımda bulunuldu. Eylemler süresince 2,5 milyon İngilizce tweet atıldı. Kaldırmayın. Olayların ardında hazine avukatları da kamu mallarına zarar verenlerle ilgili dava açmaya hazırlanıyor. Avukatlar polisin elindeki gösterilere ait görüntüleri inceledi. Yakma, taş atma gibi eylemlere katılanların kimliklerinin belirlenmesi için emniyete başvurdu.